Merhaba arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Ben iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Doktor Atilla Uslu. Dün Telegram grubunda paylaştığımız 5 tane sorunun bugün sizlerle beraber çözümünü yapacağız ve çok önemli, en önemli malabsorpsiyon sendromu olan hastalığı arkadaşlar sizlerle beraber tartışacağız ve klinik olarak tüm yönleriyle aslında Öğreneceğiz. E, bu hem TUS'ta hem de yanda dahiliye sınavında en çok soru çıkartan malabsorpsiyon sendromudur. Bu yüzden çok iyi hakim olmak gerekiyor. Hem pediatride hem de patolojide de bolca soru çıkartmıştır arkadaşlar bugüne kadar. Bu yüzden de ekstra ekstra konsantre olunması gereken bir hastalıktır kendisi. Şimdi tabii bu serinin ya da bu videonun temel amacı size spot bir bilgi öğretmek değil. Spot bilgiye ulaşmak kadar kolay bir şey yok. E, buradaki temel amacım size... E, sorulara yaklaşımı vakalara yaklaşımı ...aslında öğretebilmek, nasıl soru çözülür, nasıl ekarte edersiniz, bir vaka sorusunda ne zaman, neyi, nasıl, nasıl düşünürsünüz... E, ...tanıya giderken hangi parametreleri düşünmeniz lazım... E, ...işte daha sonrasında tedavi planlaması... ...ve en sonunda da işte tedavi yanıtı ve komplikasyonların ve prognozun değerlendirilmesi. Bunların hepsinden sizin karşınıza bolca soru geliyor sınavda... E, ...ve klinik hayatınızda zaten yaptığınız şeyler olacak eğer... ...bu hastalıklarla uğraşan bir hekim olursanız. Şimdi arkadaşlarım vakit kaybetmeden haydi vakamıza başlayalım. 40 yaşında bir erkek kronik diğeresi nedeniyle başvurmuş. Tabi kronik diğeri denildiğinde burada aklımıza mutlaka 4 haftadan daha uzun sürdüğü gelmeli. Çünkü 2 haftadan daha kısa süren diğereleri akut diğere, 2-4 hafta arasında persistan diyere Bu kronik dediğimize göre 4 haftadan daha uzun sürmüş bir hasta gibi gözüküyor. Geçen yılda 9 kilo kaybı. Şimdi bakın kilo kaybı artı bu hastada ee, bir... ...kronik diğeri olması nedeniyle bir kere malabsorpsiyon sendromu... ...bu vaka sorusunda hemen aklınıza gelmeli. Gaytasında kan görmemiş hasta. Bu güzel bir şey. İnflamatuar bir e, hastalık olmadığını aslında biraz bizi yönlendirir. Mesela kron hastalığı ya da ülseratif kolit düşünseydik bu hastada... ...hani kan görmeyi beklerdik gaytasında. 24 saatlik gaytada yağ miktarı da 10 gram olarak sonuçlanmış. Şimdi bu da önemli. Steatorenin tanımı aslında bu. Stettore... Hastalara 100 gramlık bir yağ içeren diyet veriyoruz. Daha sonrasında 24 saat boyunca gaytasını toplatıyoruz hastaya ve oradaki total yağ miktarını ölçüyorsunuz. Eğer 7 gramın üzerindeyse bu steatöre olduğunu göstermişsiniz demektir. Ve hastada global bir malabsorpsiyon sendromu ya da bir malabsorpsiyonun söz konusu olduğunu düşünebilirsiniz. Devam edelim bunlara daha sonrasında tekrar değineceğim. 7 gram burada önemli arkadaşlar steatöre için bu sınır daha önce de zaten bir şekilde sorulmuştur sınavda. Mikroskobi de lökosit ya da eritrosit gözlenmiyor. Yani inflamatuar olmadığının ekstra başka göstergeleri de bize söylenmiş. Serum elektrolitleri ve böbrek fonksiyon testleri de normal gelmiş hastanın. Şimdi buraya kadar elimizde ne var? Bu hastanın kilo kaybı var, bu hastanın bir kronik diyaresi var ve bu hastanın steatoresi var. Yani yaygın bir malabsorpsiyonu varmış gibi gözüküyor hastanın. Sonra hastaya DXLOS testi yapmışız. DXLOS testinin ne olduğunu bilmezsek ayırıcı tanıda kullanamazsınız. Bu yüzden mutlaka bilmek lazım. Çok önemli bir testtir bu arada DXLOS testi. Ee, kendisi e, sindirilmeyen ve direkt emilen bir şekerdir. Ama nereden emiliyor segmentel olarak bağırsak sisteminde? Proksimal ince bağırsak denemiliyor. Yani DXLOS emilimi bozulduysa o zaman proksimal ince bağırsak hasarı olduğunu ya da patolojisi olduğunu söyleyebilirsiniz proksimal ince bağırsak hasarı ya da patolojisi dendiğinde de aklımıza ilk gelmesi gereken e, belki de hastalık ne oluyor? Çölyak oluyor, değil mi? Ve çölyak hastalığı sadece duodenumda ya da proksimal jejunumda sınırlı kalmak zorunda değil. İlerleyen dönemlerde çölyak hastalığında tüm ince bağırsak segmentlerinin yaygın tutulumunu ve steatori'yi de görebilirsiniz özellikle de erişkin hastalarda. Devam. Dexlos testi azalmış hastanın atılımı azalmış idrarda. Ve bu şekilde zaten proksime ince bağırsak hasar olduğunu söylüyoruz. Hastaya bir ay boyunca rifaksimin reçete edilmiş. Şimdi rifaksiminin intralüminel etkisi olan bir antibiyotik. Emilmez, sistemik dolaşıma girmez, sadece bağırsak sisteminde intralüminel etkilidir. Biz aslında rifaximinin sir siroz hastalarında hepatik ensefalopati tedavisinde ve profilaksinde konuşuyoruz, ama ince bakteriyel ince bağırsak ince bağırsakta bakteriyel bir aşırı çoğalma sendromu varsa. O zaman bu hastalarda da bu vakalarda da tedavide rifaksimin veriliyor. Şimdi bu hastada ince bağırsak aşırı bakteri aşırı çoğalma sendromu olabilir mi? Olabilir. Aynen bu şekilde de sizin karşınıza gelebilir böyle vakalar. Rifaksimin verirsiniz eğer düşünüyorsanız. Rifaksimin sonrasında eğer deksiloz emilimi düzeliyorsa o zaman ince bağırsak bakteri aşırı çoğalma sendromu lehinedir. Ama düzelmezse o zaman bu hastalığı ekarte edebilirsiniz. Şimdi bakalım düzelmiş mi rifaksimin sonucunda? Hayır düzelmemiş. Benzer bulgular bu hastada saptanmış. Peki ilk soru bize ne soruyor? En olası tanı bu hastada aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlarım bu soruda şimdi bakalım şıklara. Ekarte edebildiğimiz varsa ekarte edelim. Sonra arada kalırsak şıklar arasında o zaman daha ayrıntılı bazı bulgulara bakabiliriz. Şimdi çölyak hastalığı bu hasta için uygun mu? Uygun. E erişkin yaşta tanı alabilir mi çölyak? Evet alabilir. Zaten genellikle 30 40 50 civarında, özellikle son yıllarda 40 yaş civarında tanı alıyor birçok çölyak hastası. Ama çocukluk döneminde de tabi tanı alabilirler çölyak hastaları. DEX glozeminin bozulur mu? Bozulur. Steotero olabilir mi? Evet. İlerleyen bir ileri dönem bir çölyak hastasında yaygın malabsorpsiyon bulguları da olabilir. Ya yani uyuyor bu hastaya. Bakteri aşırı çoğalma sendromunu zaten az önce ekarte etmiştim. E, testleri testi rifaksinin sonrasında düzelmesi lazımdı. Pankreatik yetmezlik bu soruya en fazla yanlış verilen yanıt olmuş. Bakın burada nerede bin kişiden daha fazla kişi yanıtlamış. Ben bu screenshot'ı aldığımda sabah saatleriydi. Büyük ihtimalle şimdi çok daha fazla kişi yanıtlamıştır. E, bakın %31'i katılanların pankreatik yetmezlik demiş maalesef. E, burada Dexilos testini... Eğer e düşünmeseydik ya da hesaba katmasaydık bu hasta pankreatik yetmezlik de olabilirdi. Ama D-ksiloz testini artık arkadaşlar hesaba katarsanız pankreatik yetmezlik olamaz çünkü pankreatik yetmezlikte D-ksiloz testi bozulmaz zaten. Ya ince bağırsakta mukozal bir hasar mı var pankreatik yetmezlikte? Neden D-ksiloz emilim bozulsun ki? E, bir sindirilme ihtiyacı da yok emilmek için D-ksilozun. Demek ki arkadaşlar pankreatik yetmezlik de olamaz bu hasta. Laktoz intoleransı steatöre sebebi olmadığı için zaten burada düşünmek çok mantıklı olmayacaktır. Kron hastalığı bu hastada inflamatuar bulgular olmadığı için hatta zaten bizi soru yönlendirmiş değil mi? Soruyu açıklarken de söylemiştim. Kan yok. Lokosit yok. Ya da mikroskopisinde de kan yok. Ya da kronla ilgili spesifik bir ekstra intestinal bulgusu verilmemiş hastalığın işte. Bu bir karaciğer tutulumu olabilirdi. Bu bir üveit olabilirdi. İşte bu bir e, romatolojik tutulumu olabilirdi. Kas eklem sistemini ilgilendiren artrit tutulumu olabilirdi. Ama bundan hiçbiri verilmemiş bu hastada. Yani bu yüzden zaten krona çok fazla yaklaşamadık hatta uzaklaştık. Bu soruyu katılanların çoğu çölyak olarak doğru bir şekilde işaretlenmiş. Tebrik ederim. Şimdi d 4 testi ile ilgili bazı önemli bilgilerimizi hatırlayalım. Duodenum ve jejunum eminim kapasitesini ölçer. Yani proksimal ince bağırsak sisteminin emilimini ölçüyor. Bakın bu çok önemli. Soru yaptırır size sınavda. Bunu çok iyi bilmek lazım. Yanlış yapmayın bu testi bilmediğiniz için herhangi bir soruyu. Dexloz emildikten sonra yaklaşık oral miktarın %25 kadarı İdrarla atılıyor. Biz genellikle 25 gram civarında veriyoruz bunu, dekisolu. 25 gramın yaklaşık 6 gram değil, 6 gram civarında arkadaşlar ve üzerinde idrarla atılması lazım. Eğer bu oran çok daha düşükse, o zaman dekisolun problemli, emiliminin problemli olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama burada şöyle bir problem var. Eğer hastanın böbrek yetmezliği varsa, yani GFR'si düştüyse o zaman dekisolun atılımı azalacağı için böbrek hastalığından dolayı yalancı pozitifmiş gibi testi algılayabilirsiniz. Yani hastanın bağırsakları sağlamdır ama böbreği bozuk olduğu için bu testin sonucunu anormal bulabilirsiniz. Tipik olarak hangi hastalıklarda bozulur? Çok önemli. Çölyak prototiptir zaten. Tropikal sprüğü de bozulabilir. İnce bağırsak bakteri aşırı çoğalma sendromunda bozulur. Ve ee, işte yaygın ince bağırsak hasarı ya da proksimal izole ince bağırsak hasarı yapan hastalıklarda D-kısılöz testinin bozulduğunu görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlarım çölyakla ilgili biraz konuşalım. Çölyak çok çok önemli. Ee, burada aslında patogenezini görüyorsunuz çölyak hastalığının. Bu hastalarda olan şey şu. glutene karşı e, immün sistemde bir hassasiyet vardır. Ve glutenle karşılaştığı zaman lenfositler çıldırır arkadaşlar. Lenfositler çıldırır. İşte intrapitaya bölgeyi infiltre ederler. Lamine propria da olurlar. Ve burada ciddi bir hasara da sonuç olarak uzun dönemde sebep olacaklar. Şimdi gluteni Aldığınız zaman oral olarak ya da işte gliadin, bunlar benzer manada kullanılıyor, gliadini aldınız, gluteni aldınız. daha sonrasında bu enterositler tarafından emilecek ya da işte e, burada tight junctionları görüyorsunuz bu tight junctionların arasından da sızabilir yani bu şekilde de e, bağırsaktan direkt geçişi de olabilir. Transglutaminaz bu gliadini arkadaşlar deamide ediyor. Yani deamidated gliadin oluşuyor transglutaminazın aktivitesi sonrasında ve sorun aslında bu. Deamidated gliadin daha sonrasında antijen profesyonel antijen sunan dendritik hücre tarafından uptake ediliyor ve T lenfositlere sunuluyor. T helper'lara, CD4 pozitif T helper'lara. Peki T helper'lar bakın şöyle yaklaşacağım. Bu T helper'lar bununla karşılaştıktan sonra sonuçta immün sistem buna hassas, sensitif olduğu için bu gliadine çok ciddi olarak stokin sentezlemeye başlıyor ve enflamasyon tabii ki de arkadaşlar burada artık tetikleniyor. Burada çok önemli birkaç tane hücre grubu var. Zaten CD4 lenfositler bunun, bu hücrelerin en önemlilerinden bir tanesi. Daha sonrasında CD8 ee, pozitif lenfositler var. Bunlar intrahepiterya bölgede bulunuyorlar ve entorist hasarını arkadaşlar modüle eden ya da entoriste hasar veren hücrelerdir aynı zamanda. Ve interleukin 15 burada çok çok önemli bir stokin. Bakın interleukin 15'e buraya buraya kocaman kocaman yazacağım arkadaşlar. Interleukin 15'i unutmayın kafanızda bir yerlerde yer etsin. Interleukin 15 çölyak patogenizinde çok çok önemli bir stokindir. Birazdan çölyak bağlı lenfoma gelişiminde de interleukin 15 ile ilgili bazı şeyler söyleyeceğim size. Ama şimdilik... Bu şekilde kalsın interleukin 15. Bakın enteristler apoptozu uğruyor. Transglutaminaza karşı immün sistem tarafından antikorlar geliştiriliyor. Çünkü B lenfositler de işin içerisine giriyor. Plazma hücreler de işin içerisine giriyor. Ve gördüğünüz gibi burada immün olarak kaotik bir olay gelişiyor. Şimdi buradan alacağımız bazı temel mesajlar var. Bakın şimdi olayın kompleksliğine çok fazla girmeden ben klinisyenim ve böyle çok moleküler şeylere işte çölyakta girmeyi çok sevmem. Ama bazı önemli noktalar var. Bir, olayı gliadin tetikliyor ya da gluten tetikliyor. İmmün sistem zaten gliadine karşı hassas. Transglutaminaz burada patofizyolojide çok önemli. Transglutaminaz çünkü deamide ederek gliadini immünojen immün immünojen söylemek çok zor bunu. İmmünojenitesini arttırıyor bu e, ve immün sistem daha abartılı aktif oluyor. Bakın transglutaminaz burada önemli. Daha sonrasında zaten transglutaminaza karşı da e, bir sürü antikor arkadaşlar bu hastada da olduğu gibi, şematize edildiği gibi gelişiyor. Ve intraepitelyal CD8 lenfositler, e, epitelyal bölgede zaten adından da belli. CD4 lenfositler ise e, lamina da kendine yer buluyor. Şimdi bakın, çölyak hastalığında olan şey aslında patolojik olarak villus atrofisi. Bakın böyle kocaman kocaman güzel güzel villusları varken e, bir insanın, işte buradaki lenfosit harabiyeti sonrasında bu villuslar gördüğünüz gibi atrofiye gidiyor, küçülüyorlar. Ve yüzey alanı gördüğünüz gibi arkadaşlar çok azalmış. Zaten bu yüzey alanı azaldığı için çok ciddi bir malabsorpsiyon hastalarda görmeyi bekliyorsunuz. Burada başka bir e, resim daha göstereceğim. Daha doğrusu şema. Bakın burada intrahepitalyel lenfositleri görüyorsunuz değil mi? Çılgınca lenfosit infiltrasyonu var. İntrahepitalyel lenfositler neydi C'de? 8 pozitifte çıkmış bir patoloji sorusudur. Lamina propria'dakileri alırsanız eğer lamina propria'da daha çok CD4 lenfositlerin olduğunu göreceksin. İşte B lenfositler, plazma hücrelerini de lamina propria'da gene görebilirsiniz. Bakın burada şurayı temizleyeceğim. Başka bir görmenizi istediğim şey bakın bu kriptler. Bunlar kript. Kript. Çölyak hastalığındaki kriptlere bakın. Normal insandaki kriptlere bakın kript hiperplazisi var çölyak hastalarında. Şimdi kabaca baktığımız zaman demek ki villus atrofisi var, e, kript hiperplazisi var ve lenfosit infiltrasyonu var. Epitelyal bölge içerisinde ya da lamine da lenfositleri görebilirsiniz çılgınca. Peki bir vaka sorusunda ne zaman çölyak hastalığından şüphelenmeniz lazım ya da düşünmeniz lazım? Şimdi bir, kronik diyaresi olacak hastaların. Bu diyare genellikle intermittent vasıftadır. E, hastalarda gece, işte sabah ilk kalktığı saatlerde, uyandığı saatlerde ve yemekten sonra postprandiyel çok ciddi problemli diğere atakları görebilirsiniz hastalarda. Steratöre hastalık yaygınlaştıkça görebilirsiniz. Dediğim gibi steratöre olması için yaygın ince bağırsak hasarı olması lazım. Yani sadece duodenum hasarında steratöre görmeyi beklemeyiz. Ama... İşte jejunumun büyük bir kısmı tutuldu, ileum tutuldu. O zaman tabii ki de steatori görmeyi beklersiniz zaten. gelişebil gelişmesindeki en önemli mekanizmalardan biri enterohepatik safra asit sirkülasyonunun bozulması yani ileum tutulumudur. İleumu tutan hastalıklarda eğer şiddetli bir ileum tutulumu var ve safra e, asit sirkülasyonu bozulursa, e, o zaman ne olacak? Ya emilimi çok ciddi oranda bozulacaktır arkadaşlar. Karında şişkinlik, gerginlik olabilir. Aşırı gaz çıkartma olabilir ve kilo kaybı hastalarda olabilir. Bu klasik bir vaka sorusunda çölyak hastalığında beklediğimiz semptom ve bulgular. Ama burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Çölyak hastalığında çok fazla beklemediğimiz bazı semptom ve bulgular var. Yani bu eğer şiddetli bir şekilde bu bulgular varsa bir vakada o zaman çölyak düşünmemeniz lazım ya da hasta çölyaksa bir komplikasyon gelişmiş olması lazım. Mesela bulantı, kusma çölyak hastalığının tipik bir semptom bulgusu değildir. Mesela şiddetli karın ağrısı beklenmez çölyakta. Hani böyle belli belirsiz bir karın ağrısı olabilir hasta tarif edebilirsiniz ama hani belirgin bir karın ağrısı, hani dramatik bir semptom olarak karın ağrısı beklenmez çölyak hastalığında Başka bir şeyler düşünmeniz lazım. Yani hasta krondur, üsetif kolittir, çölyak değildir. Ama eğer bir çölyak hastasında bunları görüyorsanız komplikasyon olarak da mutlaka lenfoma gelişmiş olabileceği aklınıza gelmeli arkadaşlar. Böyle bir hastada entropati ilişkili T hücreli lenfoma gelişmiş olabilir. Zaten sonlara doğru bunu konuşacağız ve gelişim mekanizmalarına da bakacağız. Ya da intusepsiyon gelişmiş olabilir. Zaten intusepsiyon da genellikle lenfoma vakalarına eşlik eder. Ülseratif jejunit de gelişmiş olabilir bu bulgular varsa. Gene bu da genellikle refrakter çölyak hastalığında, çok şiddetli refrakter çölyak hastalığında görmeyi beklediğimiz bir bulgudur. Ekstra intestinal olabilir. Tabi otoyumin hastalıklarının birçoğunda ekstrin tutulum görmeyi bekliyoruz değil mi? Çölyak'ta bir istisna değil. Yani çölyak'ta da bir sürü ekstra tutulum görmeyi bekliyorsunuz. Deride ekimozlar görülebilir. Özellikle yaygın malabsorpsiyonu olan yani yağ malabsorpsiyonu olan vakalarda ADEK vitaminlerinin emiliminin bozulmasına bağlı semptomlar da görülür. Mesela K vitamininin emiliminin bozulmasına bağlı ekimoz görebilirsiniz hastalarda. Ödem olabilir. Dermatitis herpetiformis görülebilir ki deri bulgusu çok tipik bir deri bulgusudur çölyak hastalığının. Ee, bu hastalarda anti transglutaminaz 3'e karşı antikorlar vardır arkadaşlar. Hani şöyle daha aşağı yazayım. Anti transglutaminaz 3 otoantikorları görebilirsiniz. Foliküler hiperkeratoz olabilir. Bu arada şunu da hatırlatayım. E, ayrıntı bir bilgi olacak biraz ama çölye çölyak hastalığında oluşan transglutaminaz antikorları transglutaminaz 2'ye karşı oluşur. Yani çölyakta transglutaminaz 2 vardır bağırsakta. Dermatitis dermatit herpetiformis'te transglutaminaz 3 vardır. Nörolojik tutulumlarında çölyak transglutaminaz 6 antikorları vardır gibi devam. Endokrinolojik olarak özellikle çocukluk döneminde başladıysa puberte gecikmesi, nere? İnfertilite bütün yaş gruplarında tabii ki görebilirsiniz. Reproduktif dönemde ise eğer hasta. Açıklanamayan infertilitenin önemli nedenlerinden biri de çölyak hastalığıdır. Yine aklınıza mutlaka gelmeli. Sekonder hiperparatroidizm hem D vitamini metabolizmasının bozulması hem kalsiyum emiliminin bozulmasına sekonder gelişebilir. Hematolojik sistemde anemi görebilirsiniz. Özellikle demir eksikliği anemisi çok tipiktir. Çölyak hastalarında da sıkça gözlenir. Çünkü demir hatırlarsanız proksimal ince bağırsak denebilir. Aynen folik asit gibi. Mesela folik asit eksikliği de gelişebilir ee, çölyak hastalarında. Hiposiplinizm olabilir. Hovulcu cisimciklerini periferik yaymada görebilirsiniz. Ya da trombositozu bazı hastaların olabilir. Hepatik sistemde otoimmün hastalıklar olabilir. Nörolojik sistemde periferik nöropati, ataksi, demiyelinizan lezyonlar ve migren olabiliyor. Özellikle nörolojik e, bulgulardan sorumlu olan otoantikor, antitransglutaminaz 6 otoantikorlarıdır. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum size. Ve kas iskelet sisteminde osteopeni, osteomalizi ve osteoporoz gene özellikle kalsiyum ve D vitamini metabolizmasının bozulmasıyla alakalı olarak karşımıza çıktığını göreceksiniz. Şimdi bakın bir sürü şey öğrendik aslında patogenezi ile ilgili ve ekstra tutulumlarla ilgili. İkinci soru, çölyak hastalığı şüphesi olan yukarıdaki hastada tanıya giderken ilk basamakta aşağıdakilerden hangisinin istenmesi daha uygundur ya da en uygundur diye bu soruyu çevirebiliriz. Şimdi Endoskopi ve biyopsi birçok hastada tanıya giderken zaten yapacağız ama ilk yap yaptığımız şey endoskopi ve biyopsi olmuyor. Genellikle ilk olarak serolojik testleri arkadaşlar irdeliyoruz. Acaba transglutaminaz antikorları var mı? Ya da endomisiyum antikorları var mı vesaire vesaire? Şimdi şıklara bakalım. Anti transglutaminaz immünoglobulini A, anti endomisiyum immünoglobulini G, anti gliyadin A ve anti gliyadin immünoglobulini G antikorlarını şıklarda görüyoruz. Şimdi burada Zaten gliadin antikorlarının ölçülmesi önerilmiyor, sensivite ve spesifite olarak diğer otoantikorlardan daha kötü çünkü. Yani bu yüzden anti gliadin ölçülmesi arkadaşlar diye bir şey yoktur artık çölyak tanısında. Ne ölçeceksiniz, ne ölçebilirsiniz? Transgultaminaz oto antikorlarını ölçebilirsiniz, endomüsçümü ölçebilirsiniz ya da deamidated gliadin peptit oto antikorlarını ölçebilirsiniz, birazdan zaten slide'da size söyleyeceğim. Ee, ama en iyisi, en sensitif ve spesifik olan antitransglutaminaz immunoglobin A olduğu için genellikle bu otoantikorun ilk basamakta ölçümü öneriliyor. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Şimdi gelelim kim bu soruya nasıl cevap vermiş. Katılanların çoğu arkadaşlarım doğru yanıtı bulmuş. Gene e, ben bu screenshot aldığımda bin kişi bu soruya yanıt vermiş. E, ve diğer otoantikorlar ve endoskopi gördüğünüz gibi çok daha düşük titrelerde işaretlenmiş. Şimdi çölyak tanısı çok önemli ve bundan sorular arkadaşlar karşınıza sınavda geliyor. Bundan sonra da gelebilir. Ee, çok önemli bazı noktalar var. 1. Çölyak şüphesi olan bir hastada ilk yapmamız gereken tanı testi serolojik yöntemlerdir ve anti transglutaminaz A burada önerilen testtir. Zaten soruda da az önce çözdük. Anti oto otoantikorlarının tanıda kullanılmadığını söyledim. Ama burada şöyle bir problem var. Biz biliyoruz ki Çölyak hastalarında bazı hastalarda selektif immünoglobulin A eksikliği oluyor. Peki, selektif immünoglobulin A eksikliği varsa transkultaminaza karşı immünoglobulin A tipinde antikorlar geliştirebilir mi hasta? Hayır. İmmünoglobulin A üretemiyor ki nasıl hasta geliştirsin? O zaman böyle bir durumda en iyi tanı testi nedir gibi bir soru gelirse karşınıza anti-deamidated gliadin peptit immünoglobulin G antikorlarıdır arkadaşlar. Bakın. Bu da çok güzel bir soru olur. Bu daha çıkmamış çıkmayı bekleyen çok önemli bir bilgidir. Çok güzel bir tanı yöntemidir bu. Bakın anti gliadin değil. Anti deamidated gliadin otoantikorları bunlar. İkisini birbirine karıştırmayın. Ve serolojik olarak pozitifliği gördükten sonra ince bağırsak biyopsisi yaparsınız hastaya. İnce bağırsak biyopsisinde de zaten villozatrofiydi, atrofiydi, krip hiperplazisiydi, işte lenfosit infiltrasyonuydu. Bu bulguları gösterdikten sonrasında hastaya tanısını koymuş olursunuz ve glutensiz diyet tedavisine hastanın başlarsınız. Şimdi burada ilerlemeden önce ya da diğer slayta geçmeden önce bazı önemli noktaları değinmek istiyorum. Bir, HLA e, tiplendirmesinin tanıda yeri var mı? Evet, çocuklarda özellikle HLA tiplendirmesinin tanıda yeri var. Çünkü biz biliyoruz ki HLA DQ2 ya da 8 bu hastaların %100'ünde neredeyse pozitif. Ama şöyle bir problem var. Normal popülasyonda HLA DQ2 ve 8 oranı yani pozitif olma oranı %35 civarında. Yani her 3 insandan birinde bunlar pozitif zaten. Peki her 3 insandan biri çöl mı değil. Demek ki arkadaşlarım bu testler standart rutin kullanılacak testler değil. Bunu çok özel durumlarda bazen kullanıyoruz. Yani ekarte etmek istediğimiz zaman çöl yakma. Yani çok arada kaldık çöl mı değil mi hasta standart testlerle... Iı, karar veremiyorsunuz ya da bazı işte kafanızı karıştıran noktalar var o zaman HDA e, tiplendirmesi yapabilirsiniz. Eğer DQ2 ve 8 negatif gelirse hastada o zaman dersiniz ki bu hasta çölyak değilmiş. Ama pozitif gelirse bu hastanın çölyak olduğunu kesin ispatlamaz ama bu hasta çölyak olabilir demek. Bakın bu size neyi hatırlatmalı biliyor musunuz? Mesela kalp yetmezliğinde BNP'nin kullanımı. Değil mi? BNP kalp yetmezliği olan hastalarda %100'e yakın yüksektir. Ama BNP'yi yükselten tek sebep kalp yetmezliği midir? Hayır değildir değil mi? Yani BNP'ye de benziyor aslında felsefik olarak bu test. Ama çocuk hastalarda tanıda kullanabilirsiniz bunu. Çünkü çocuklarda biyopsi yapılmadan da tanı koyabilir miyiz tartışılıyor ve bu konuda kılavuzlar var. İşte özellikle Avrupa Gastroenteroloji Derneği'nin kılavuzlarında biyopsi yapmadan da HLA tiplendirmesi ve diğer yöntemlerle beraber özellikle de işte e, serolojik yöntemlerde antitransglutaminazın 10 kat ve daha fazla yüksekliğinin olması gibi işte böyle, böyle bazı kriterlerle beraber tanıya gidilebiliyor ama erişkinlerde değil arkadaşlar. Erişkinlerde biyopsi yapılması şu an için şart e, ve HLA tiplendirmesi yapmanıza gerek yok standart olarak. Gluten Challenge testi artık Erişkin tanı algoritmalarında rutin olarak önerilmiyor, bunu da bilelim. Eskiden öneriliyordu ama artık kesin tanıyı koyarken gluten challenge yapmanıza gerek yok. Çocuklarda intestinal biyopsi yapılmayabilir ama HLA tiplendirmesi yapmanız lazım eğer biyopsi yapmayacaksanız çocuk hastalarda. Yani bu benim spektrumumu aşıyor, bunu çocuk hastalıklarını dinlerken zaten mutlaka size tüm ayrıntılarıyla güzel güzel anlatılıyordur ama benim konum değil. Çok severim böyle demeyi, benim konum değil, yani çocuklar. Şimdi arkadaşlar serolojik yöntemlerde bu oto antikorlar içerisinde bakın, bu ıı, çok önemli, işte Schlesinger'dan aldığım aslında tablolardan bir tanesi. Burada kafanızı karıştırmayın, buradaki rakamları çok fazla okumanıza gerek yok ama bakın, en sensitif ve en spesifik antitransglutaminaz imingülebinin A olduğuna dikkat çekmek istiyorum, bakın. Sensitivite %98, spesifite %98. Bakın, diğer hiçbir testin sensitivitesi %98 değil, hatta %90'ın üzerinde de değil. Ama spesifite olarak anti-deamidated gliadin peptid imingülebilin G gördüğünüz gibi %98 civarında spesifite ile anti-transglutaminoz imingülebilin A'yı yakın ama e, sensitivite olarak yakın değil. Evet arkadaşlarım şimdi geldik üçüncü soruya ama 3. sorunun cevabını ben aslında az önce verdim size e, ama gene de hemen okuyup işaretleyelim. Eğer yukarıdaki hastaya yani vakada tarif edilen hastaya bir genetik inceleme yapılırsa aşağıdaki HLA'lardan hangisinin bulunma ihtimali en yüksektir? Bakın burada görüyorsunuz. HLA, DQ2 ve DQ8'in hastaların neredeyse tamamında pozitif olduğunu söylemiştik. Burada DQ2'yi şıklarda görüyoruz. Bakın gene yaklaşık 1000 kişi işaretlemiş ben screenshot aldığımda ve katılanların çoğu da doğru şıkkı bulmuş. Büyük ihtimalle pediatri ve patolojide de çok üzerinde durulan bir bilgi olduğu için hani bu soruyu doğru yanıtlama oranı güzel bir şekilde çıkmış. HLA-B24'ün zaten tipik bir hastalıkla ya da patolojiyle ilişkisi yok. HLA-DR1 romatoid artritte çok popülerdir. HLA-B51 e, Behçet hastalığında çok popülerdir. HLA-B27 de seronegatif sponli artropatilerde ya da işte ankylozan spondilit ve arkadaşlarında e, pozitif olabilir. Tabi burada HLA genleriyle ilgili bazı önemli temel noktaları değinmek istiyorum bu slaytı geçmeden önce. Hadi bu sorudan da bir şeyler öğrenelim ekstra. Böyle yavan yavan geçmeyelim değil mi soruyu? Ne kadar güzel şeyler öğrenirsek o kadar iyi. Şimdi arkadaşlar ben hematolog olduğum için ve kök hücre nakli yaptığım için HLA genleriyle çok iç içe yaşıyorum. Neden? Çünkü biz transplant yaparken bir insana alıcı ve verici arasında doku uyum genlerine bakıyoruz. Bunlar da HLA genleri. HLA altıncı kromozomun P kolunda yer alan aslında çok büyük bir bölge. Kendi arasında Class 1 ve Class 2 olarak alt gruplara ayrılıyor. Class 1 HLA genleri HLA-A-B-C diye ayrılıyor. Mesela HLA-B27, HLA-B51 bunlar neymiş? Class 1'miş aslında. Değil mi? Çünkü A, B ve C grubundan bir tanesi. B bunlar. Class 2'ler ise hep D ile başlar. DP, DQ ve DR bunların en çok bilinenleridir. Burada başkaları da var ama sizin bilmenize gerek yok. O kadar abartmayalım. Mesela DQ, klas 2 ailesine aittir. DQ. Mesela DR1, klas 2 ailesine aittir. Tabii bu HLA genleri neyi kodlar? MHC reseptörlerini kodluyor. Onu da hatırlayalım. Klas 1 HLA genleri MHC1 reseptörlerini klasik genlerde MHC 2 reseptörlerini kopluyor. MHC1 zaten bütün çekirdekli hücrelerin yüzeyinde varken MHC2 sadece profesyonel antijen sunan hücrelerin üzerinde vardır arkadaşlarım. Hatırlayacağımız üzere. Evet daha fazla uzatmayalım. Bu kadar HLA bilgisi temel bilgi bize yeter. Evet arkadaşlarım şimdi gelin 4. soruya. Aşağıdakilerden hangisi çölyak hastalığı ile ilişkili durumlardan biri değildir diye soru bize sormuş. Şimdi bu soru çok yanlış yapılan bir soru olmuş quizde. Ee, nedenine birazdan geleceğim. Tahmin ettiğim nedenlerine daha doğrusu. Şimdi bu çok önemli bir bilgi. Ee, Schlesinger Gastroenteroloji textbook'unda bununla ilgili bir tablo vardır. İşte Harrison'da bundan bahsedilir. Ee, Cecil'de bununla ilgili bir tablo vardır gene kitapta. Yani gördüğünüz gibi çölyak konusunun olmazsa olmaz kısmıdır. Yani buradan soru gelebilir ve yanlış yapabilirsiniz arkadaşlar soruyu. Maalesef bunu test ettik ve gördük bu quizde. Bu yüzden buraya çok dikkat edin. Şimdi hipotiroidi çölyak hastalığı ile çok yakın ilişkili bir hastalıktır. Özellikle de otoimmün tiroid hastalıkları zaten. Hashimoto başta geliyor. Tip 1 diyabetes mellitus çok yakın ilişkilidir. İkisi aynı hastalığı çok yüksek oranda pozitif olabilir. Dermatitis herpetiformis zaten çölyan deri tutulumu. Down sendromu bu soruya bakın. Önce şuraya gelelim. Bakın katılanların %57'si yani çok ciddi yarısından fazlası bu soruya Down sendromu demiş. Ama Down sendromunda çölyak riski belirgin artar. Mesela Turner sendromunda çölyak riski belirgin artar. Williams sendromunda çölyak riski belirgin artar. Hadi Williams'ı bilmiyorsunuz. Neyse. Down'ı bilmek lazım arkadaşlar. Yani Down sendromu çok önemli bir sendrom değil mi? Hani iç içe yaşıyoruz Down sendromlarla. Çok çok ekstrem, nadir görülen bir sendrom da değil Down sendromu. Bunu bilmek lazım. Ya da öğrenmek lazım bilmiyorsak da. İzole imingülebinin G4 eksikliği buradaki doğru cevabımız. Ben tahmin ediyorum ki, bakın hep böyle olur zaten. Bu soruyu çözerken Down sendromunu görünce ne alaka ya? diye bir sürü işaretleyen arkadaşımız oldu. Bunu Down sendromu olarak. E şıkkını okusalardı jeton düşecekti aslında diyeceklerdi ki İmmünglobin G4 ne alaka ya? A eksikliği olur çölyak hastalığındayı akıllarına getirecekti. Ve sonra diyecekti ki herhalde Down sendromu da doğrudur. Çünkü İmmünglobin G4 çok alakasız diyerek bu soruyu doğru işaretleyeceklerdi. Eğer E şıkkını da okuyabilselerdi. Demek ki arkadaşlarım sınavda bütün şıkları okuyoruz. Ve ondan sonrasında doğru cevabı işaretliyoruz. Tüm şıkları okumadan asla sınavda işaretlemeyin. Bakın ben bunu kendi sınavımda da yaptım. Yer yer örnek veriyorum size. İbret alem olsun diye tekrar söyleyeceğim. Ee, bir farmakoloji sorusu vardı. Diyordu ki spesifik ETA reseptörlerini bloke eden endotelin reseptör antagonisti aşağıdakilerden hangisidir diyordu. Ve ben bu soruya dikkat etmedim. Yani direkt endotelin reseptör antagonisti diye spesifik olduğuna hiç dikkat etmedim. Öyle okudum ve A şıkkında bosentan vardı. Ve bosentanı işaretleyip geçtim arkadaşlar. Ama E şıkkına gelseydim eğer E şıkkında ambrisentan vardı. Ve ben ambrisentanın ETA spesifik olduğunu bilmiyor muydum? Tabii ki de biliyordum. Ve ben bunu bosentan yaptım. E şıkkını okumadığım için. Ve daha sonrasında Türkiye ikincisi oldum. Birincisi olamadım. Bir, bir soru bile yoktu Türkiye birincisiyle benim aramda. Ee, gördüğünüz gibi ya tabii ki bu birazcık daha işin magazinsel felse, e, ee, kısmı ama hani bu şekilde çok fazla yanlışınız olursa arkadaşlar çok ciddi alt sıralara düşebilirsiniz. Bu çok basit dikkat edile, edilebilecek bir şey sınavda. Şimdi bakın çölyek ilişkili hastalıklara bakalım. Şimdi burada Harrison da üzerinde durulanlar bunlar. Tip 1 diyabetes mellitus, otoyemin tiroid ve karaciğer hastalıkları, Down Turner. Bu ikisini bilin. Williams'ı çok bilmenize gerek yok. Çünkü çıkarsa tahmin ediyorum down ya da turner çıkar. İmmünglobin A eksikliği olabilir. Irritable bağırsak sendromu ve dermatitis serpitiformis. Ve diğerleri. Şimdi bakın işin zaten geyiği burada arkadaşlar. Ve diğerleri bunlar. <laughs> Şimdi çok absürt bir tablo göstereceğim. Sakın bunu ezberlemeye falan çalışmayın ha aman. Yani şunları bilin. sağ tarafı ezberlemeye çalışmayın. Bu Slezenger'dan aldığım bir tablo. Yani görüyorsunuz daha bir sürü başka hastalıklar da var çölyek ile ilişkili olan. Ama bunların hepsini arkadaşlar ezberlemek çok zor, çok güç. Bu yüzden daha meşhur, daha sık gördüklerimizi burada sol taraftakiler ve bu yüzden sol taraftakileri bilseniz sizin için fazla fazla yetecektir. Sağ taraftakiler biraz işin fantazisi oluyor. Ama böyle bir tablo da var yani Slazenger'da. Yan dalcılar için bu tablo önemlidir. Ha ben TUS için bunu söylüyorum. Yan dalcılar e, bu tabloda birçok hastalığı bilseler iyi olur. Ama hani şu an için bunları geçeceğim ben. Şimdi gelelim son soruya. 12 aydan beri sıkı glutensiz diyete rağmen diyaresinde belirgin iyileşme olmayan çölyak hastasında yeniden ince bağırsak biyopsi yapılıyor ve histolojik bulgularında iyileşme gözleniyor. Tanıda yüksek olan transglutaminaz iminglobinin A normal saptanıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastanın devam eden semptomlarını en az açıklar ya da en kötü açıklar ya da açıklamaz. Şimdi bu çok güzel bir soru arkadaşlar sizin için hazırladığım. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum bu sorunun. Şimdi çölyak hastalığında temel tedavi glutensiz diyet tabii ki. Şimdi glutensiz diyet vermenize rağmen eğer bir çölyak hastasının diyaresi devam ediyorsa aklınıza gelmesi gereken birçok durum var. Bunlardan bir tanesi refrakter bir çölyak hastası mı acaba diye düşünmeniz lazım. Ama şimdi bunu kanıtlamak için ya da ekart etmek için yapacağınız iki şey var. Aynen tanıya giderken yaptığımız şeyler aslında bunlar. Bir, seroloji bakacaksınız. Antitranskultaminaz imingülebinin A. Eğer hastanın gluten maruziyeti devam ediyorsa kesinlikle pozitiftir. Çünkü tanıda da pozitifmiş hastanın. Ee, ama bu hastada normal hesaplanmış. Bakın bu şunu gösteriyor. Bu hastanın gluten maruziyeti devam etmiyor. Bu bunu kanıtlıyor. İkincisi biyopsi bulgularına bakıyorsunuz. Biyopsi bulgularında da hastanın iyileşmesi gözlenmiş. Yani bu hastanın çölyak aktif değil. Bu hastanın semptomlarını çölye bağlayamazsınız artık. Ne bir gluten maruziyeti kalmış hastanın, antitransglutaminazimin glibinin anormalliği ile anlıyoruz. Ne de bir biyopsi bulgusu var hastanın. Yani bu hasta çölyak artık refrakter çölyak düşünemezsiniz. Yani bu sorunun doğru cevabı diyet refrakter çölyak hastalığıdır. Bunu düşünmek mümkün değil artık bu hastada. Ama ne düşünebiliriz? Mesela çöl yağı çok sık eşlik eden irtablı bağırsak sendromunu düşünebiliriz. Diare ile gider değil mi? Birçok hasta irtablı illa diare ile gitmek zorunda değil. Kabızlık ya da mix giden formları da var ama hani diare buradaki alt tiplerden önemli alt tiplerden bir tanesi. Mikroskopik kolit eşlik edebilir. E, i̇lişkili hastalıklar arasında da geçer mikroskopik kolit aynı zamanda. Mutlaka aklınıza gelmeli ama mikroskopik kolitte e, patoloji artık ince bağırsakta değil kolondadır değil mi? İnce bağırsak bakteri aşırı çoğalma sendromu zaten ilk soruda da birazcık bahsetmiştik. Kronik diğeri ile gelen hastalarda mutlaka ayrıca da aklınıza gelmeli. Çölyak hastalarında da görebilirsiniz. Laktaz eksikliği gene çölyak ile ilişkili durumlardan bir tanesidir. Laktaz eksikliği gene çölyak hastalarında sıkça gözlenir. Bir çölyak hastası kronik diğeri ile geliyorsa eğer işler yolunda gidiyorsa çölyakla ilgili laktaz eksikliği de mutlaka aklınıza gelmelidir böyle bir vakada. Bakın bu soruyu işaretleyenlerin çoğu evet doğru yanıtlamış ama oran çok düşük. Çünkü katılanların birçoğu laktaz eksikliği işaretlemiş ve diğer işte %15 ince bağırsak bakteriyel aşırı çoğalma sendromunu işaretlemiş vesaire vesaire. Yani gördüğünüz gibi bu da aslında belli ki çok hakim olunmayan bir konu ee, ve bu konuyla ilgili de ayrıntılı bir şekilde güzel bir şekilde sizinle konuşmak istiyorum. Şimdi buradan mesajlarımızı alalım temel mesajlarımızı. Gültensiz diyete rağmen bir hastada çölyak belirti bulguları eğer gerilemezse buradaki en olası sebep gluten maruziyetinin devam etmesidir. Bir hastada böyle bir vakada gluten maruziyetinin devam etmediğini nasıl gösterirsiniz? Serolojik yöntemlerle. Çünkü bakın bir çölyak hastasında glutensiz diyet verdikten sonra birkaç ay içerisinde serolojik markerlar normale döner. Normale döner. Transglutaminaz, eminglutamin A normalleşir işte anti endemisyum antikorları normalleşir, deamidated gliadin antikorları normalleşir. Hepsi normalleşir. Ama eğer hastada gizli bir şekilde gliadin maruziyeti ya da işte gluten maruziyeti varsa otoantikorlar pozitifleşir. Bakın bunu bu şekilde anlayabilirsiniz. 2 Çölyak refrakter olduğuna karar vermek için gene biyopsi yaparsınız ve işte lenfos infiltrasyonu devam ediyor mu, villöz nasıl, krip hiperplazisi nasıl bunlara bakarsınız. Eğer bunlarda iyileşme varsa artık refrakter düşünemezsiniz hastayı. Peki eğer refrakter çölyak mesela değil hasta. Peki ne? Eğer biyopsi bulgusu yoksa hastanın, çünkü biyopsi yaptınız ve özel bir bulgunuz yoksa, o zaman irritable bağırsak sendromu, bakteri aşırı çoğalma sendromu, ki burada biyopsi bulgusu da olabilir çünkü diğer tarafta da göreceksiniz, pankreas yetmezliği gene eşlik edebilir. Besin alerjisi ve laktaz eksikliği. Biyopsi normalse bunlar mutlaka aklınıza gelmeli. Biyopsi anormalse tropikal sprue lehine olabilir. Bakteriyel ışığı çoğalma sendromunu görüyorsunuz. Peptik duodeniti olabilir hastanın. Hipogamagulabinlemisi olabilir gene önemli. Kronik giardiasis, kron. Olma sertan ilişkili enteropati. Bakın bunu ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Olma sertan. O olmesartan bir anjiyotensin reseptör blokeri yani hipertansiyon tedavisinde kullandığımız bir ilaçtır. Fakat Olma sertan kullanılan hastaların bazılarında çok şiddetli entropati ortaya çıkıyor. Ve protein kaybettiren entropatiyle ile sizin karşınıza gelebiliyor bu olma serten kullanan hastalar. Mutlaka aklınızda olmalı. Olma sartan ve entropati ilişkisini bilmek lazım. Sınavlarda, yurt dışı sınavlarda popülerdir. Otoimmün entropati ve mikroskopik kolit. Ama mikroskopik kolit de dediğim gibi biyopsi bulguları kolonda olur. İnce bağırsaklarda bir biyopsi bulgusu beklemiyoruz mikroskopik kolit vakalarında. Mikroskopik kolit de zaten çok çok önemli arkadaşlar. Çok çok önemli bir konu. Hani açıp okumanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar refraktör çölyak ile ilgili size bazı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bu kendi arasında iki tip ayrılıyor. Çok fazla e, ayrıntıya girmeyeceğim. Tip 1 klasik e, çok anormal bir bulgu olmayan e, refraktör çölyaktır. Yani inflamasyon devam ediyor. Lenfositler orada. inflamasyon var. Villozatrofi var vesaire vesaire. Geçin. Ama tip 2 önemli. Neden önemli? Çünkü tip 2 enteropati ilişkili T lenfoma gelişen en önemli, en riskli çölyak grubudur. Tipiki refrakter çölyak hastaları. Neden? Çünkü bu hastalarda andiferansiye oligoklonal intrepitalyal T lenfosit artışı vardır. Bakın oligoklonal andiferansiye bakın klonal andiferansiye size neyi hatırlatıyor? Kanser hatırlatıyor değil mi arkadaşlar? Çünkü kanser de bir klonal hastalıktır. Ve diferansiyasyon olarak kötü diferansiyedir birçok kanser interleukin 15 abartılı artmıştır bu vakalarda. Bakın interleukin 15 lenfomaya gidişte de çok önemli bir stokindir çölyak hastalarında. Intraepitelyal lenfositleri proliferasyonu zorlayan stokindir interleukin 15. Çok önemli interleukin 15. Ve enteropati ilişkili tevcili lenfoma riski. Şimdi tabii bunu söyledikten sonra mutlaka çölyak ve kanser ilişkisinden arkadaşlar değinmemiz lazım. Şimdi biliyoruz ki çölyak hastalarında kanser daha sık ...görülüyor. Bunun en önemli örneği enteropati ilişkili T hücreli lenfomadır ya da intestinal T hücreli lenfoma ya da direkt enteropatik lenfoma. Yani çok çeşitli isimlendirmesi var bu hastalığın. Ama çölyak hemen aklınıza gelmeli bu vakalarda. Adından da belli T hücrelerinden köken alıyor. İşte oligoklonal bir e, hücre grubu görüyorsanız T lenfositler arasında o zaman e, hasta bu açıdan yüksek risklidir. İnce bağırsak kanserinde 31 kat civarında artış vardır. Bakın ince bağırsak kanseri de çok önemli çölyak hastalarında. Bu ikisini mutlaka bileceğiz. Ekstra olarak nanoşkin lenfoma riskinin global olarak arttığını biliyoruz çölyak hastalarında. Genellikle 3 kat civarında işte bazı klinik epidemiyolojik araştırmalarda işte 2.9 ila 3.1 arasında değişiyor çalışmadan çalışmaya ama yüksek gördüğünüz gibi risk. ...ve hepatositler kanser de arkadaşlar gene belirgin olarak yüksek olduğunu bu vakalarda görüyorsunuz. Çok önemli. Ee, kitaplarda bunlar zaten klasik yazanlar. Bu arada e, Harrison'da sadece... ...şu ikisinden bahseder. Yani entropoti ilişkili ve ince bağırsak adeno kanserinden Harrison'da bahsederken... ...Slazenger'da nanoçkin lenfomalar ve hepatositler kanseri de ekler ve bu yüzden zaten ben de kitabıma... ...ekledim özellikle nanoçkin lenfomaları. Ee, ama ekstra olarak kolon kanseri ve özefagus kanseri riskinde de artış olabileceği yazar Slezenger'da. Özellikle de tanıdan sonraki ilk yıllarda. Ama daha sonrasında bu kanser riski belirgin olarak artışla devam etmiyor. Hani bu yüzden kolon kanseri ve özefagus kanseri riski artabilir. Ama çok dramatik diğerleri kadar değildir. Enteropati ilişkili teojin lenfomayı burada unutmayalım arkadaşlarım. Evet, bir mini quiz'in daha sonuna geldik böylelikle. çölyak hastalığı dediğim gibi çok önemli, birçok şey konuştuk. Çıkacak bütün soruları arkadaşlarım yap yapacaksınız. Merak etmeyin, gönlünüz çok rahat olsun, içiniz rahat olsun. En güncel Harrison 2022 ve Schlesinger 2021 baskısındaki bilgileri size aktardım bu videoyla beraber. Patolojisini daha ayrıntılı merak ediyorsanız e, Emrullah Beyaz Yıldız hocamızın ki biliyorsunuz biz onunla beraber zaten çalışıyoruz. Emrullah hocamız da Doktor Patoloji YouTube kanalına çok güzel bir video koydu. Lütfen onda izleyin arkadaşlar. Çok ciddi e, bilgiler, çok ciddi güzel şeyler öğreneceğinizden eminim. Aynı zamanda eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen e, beğenin arkadaşlar. Youtube'da da beğenin. Ve bu videolar çıktıktan sonra izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız da kanala abone olabilirsiniz. Çünkü beğenmeme hastalığımız var arkadaşlar. İzliyoruz, güzel yorum yapıyoruz ama beğenmiyoruz nedense. Yorumları, beğenileri arkadaşlar lütfen esirgemeyin. Bunlar çünkü bizi her zaman dediğim gibi motive eden şeyler oluyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Bir sonraki quizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.